Miyelini de konuşalım istiyorum. Miyelini korumak neden önemli? Çok önemli bir başlığı yaşlandı onun için. Yani beyin yaşlanmasında en önemli faktörlerden birisi miyelin kaybı. Tıbbi adı demiyelinizasyon. Yani miyelinin kaybedilmesi demek çözüm. Nedir miyelin? Miyelin biz sizinle konuşuyorken aramızda bir telefon hattı var. Siz bir beyin hücresisiniz, ben bir beyin hücresiyim. Evet. Biz birbirimize haberleşerek insanı yönetiyoruz. Bu muazzam bir şebeke, olağanüstü bir şebeke. Evet. Ve iki beyin hücresi arasında minimum 10 binin üzerinde bu bağlantı var. Yani tek hat değil bu. Tabii. Bu hatların dışında miyelin diye tanım bilinen bir kılıf var. Bu hatlardaki aynı telefon telinin dışındaki plastik kılıf gibi. Ya da süpürgenizi soktunuz, enerjiyi aldınız. Süpürürken o hat nasıl kablosu var. Kablonun dışındaki kablodan elektriğin kaçak yapmamasını sağlayan kılıf neyse miyelin o. Miyelin kaybı yaşlanmada maalesef kaçınılmaz. Miyelin kayıp olunca hücrelerin hem birbirleriyle haberleşmeleri aksıyor. O zaman dilimin ucuna geldi söyleyemiyorum diyorsunuz ya da hatırlayamıyorum diyorsunuz. Evet. Hem de atipik cevaplar veya uyarılar çıkabiliyor bu iletişimden. Beklenmedik uyarılar çıkabiliyor. Dolayısıyla miyelin kaybını, miyelinizasyondaki süreçleri durdurmak iyi ve sağlıklı yaşlanmanın, dolayısıyla yaşlanma sanatını uygulamanın önemli ayrıntılarından nasıl birisi. Nasıl başaracağız? Üç şey. Buyurun. Çok basit. Birisi tabii ki olabildiği kadar iki hücre arasındaki iletişimi çoğaltmanız lazım. Hı. Yani iki hücre arasındaki iletişim yaşlandıkça kuruyor. Kullanmazsanız o yol bir süre sonra keçi yoluna dönüşüyor. Tek bir yol. O yolda koparsa haberleşemiyorsunuz. Dolayısıyla hatırlayamıyorsunuz. Evinizi hatırlayamıyorsunuz. Mahallenizi hatırlayamıyorsunuz. Torununuzun, kızınızın, oğlunuzun ismini hatırlayamıyorsunuz vesaire. Ama bu yolun sayısını başlangıçta ne kadar çoğaltırsanız, örneğin 6 gidişli, 6 gelişli büyük otobanlar haline getirirseniz, biri ikisi devreden çıksa, kazaya uğrasa bile kalan size yetiyor. Dolayısıyla bu otobanların büyütülmesi lazım beyindeki ulaşım yollarının ve dışındaki kılıfın korunması lazım. Otobanı büyütmenin çaresi öğrenmeyi sürdürmek. Beyninizi asla emekli etmemelisiniz. Bedeninizi ve aklınızı asla emekli etmeyin. Ama özellikle beyninizi emekli etmek yapabileceğiniz en kötü sanatsal uygulamadır. Yaşlanma sanatı uygulaması icrasında. Ama dıştaki miyelin kılıfını korumak istiyorsanız üç şeyi düzenini kazandıracaksınız. Başkaları da var ama bir B12 vitamini. Hemen alalım. İki omega 3 yağları özellikle doykozaheksaenoik asit yani DHA, Diyarbakır, Hakkari, Ankara. Üçüncüsü de B9 vitamini folik asit. Evet, maalesef konuşmuştuk hatırlıyorum. Maalesef yaşlanma uzmanlığına soyanan hekimlerin hatta üzülerek söyleyeyim beyin sağlığıyla ilgilenen hekimlerin çoğu hala bu alanlara çok sıcak bakmıyorlar. Yani daha çok hastalandıktan sonrasıyla beynin ilgilendikleri için hastalanmaması için lazım olanlara çok fazla kafa patlatan yok. Asıl mesele zaten hastalanmamak değil mi? Bu noktaya gelmemek. Yeni tıp bu. Yani yeniden özümüze döndük. Aslında yeni tıp eski tıbbın tekrarı oldu. Unuttuğu insanı sağlıklı tutma görevi bizim birinci görevimiz. Evet. Hastalık teşhis etmek ve hastalık tedavi etmek tabii ki vazgeçilmezimiz. Tabii ki. Ama öncelikle bizim derdimiz daha garantili olan sağlığı korumak ve kollamak. İşte o miyelin kılıfını sağlam tutmak istiyorsanız olabildiği kadar çok omega 3 kazanın, yağlı balık yiyin, yeşillik yiyin, keten tohumu tüketin, ceviz tüketin, semizot tüketin ama bilin ki illa yağlı balık zıplamamanıza gerek yok. Hiç balık yemeyenler de omega 3'lerini sadece yeşillik yiyerek üretebiliyor. Onun için Sardunya'nın dağlarındaki insanlar balık yedikleri için 90-100 yıl yaşamıyorlar. Balık yok orada. Ama bir taraftan yedikleri hayvan ürünlerinde hayvanlar otlardan aldıkları omegaları tabii insanlara gıdalarla verdikleri için etleriyle, sütleriyle, yumurtalarıyla şanslılar. Ama çok yeşillik tüketiyorlar. Çok doğal nebat tüketiyorlar. Ve tekrar hatırlatalım yaşınız 50'yi geçince beslenmenin değişmez bir mottosu var benim açımdan ve altını çizdiğim. Nedir o? Hayvanları değil, onların yediklerini yiyin. Yediklerini yiyin. Sağlıklı ve uzun ömrün sırrı. Evet. 50'sinden sonra daha az hayvansal ürün tüketmek, daha çok nebatat yani bitkisel ürün tüketmek. Ne kadar çok bitkisel ağırlıklı beslenirseniz o kadar çok sağlıklı kalırsınız. Demiyelinizasyon meselesi için tekrarlayalım. Buyurun. Omega 3 yağları, B12
ve folik asit. Bunun üçü de ölçülebiliyor. Birisi pahalı. Omega 3 eritrosit içinde ölçerek omega 3 indeksini bakabiliyoruz. Evet. Onun altındaysa omega 3'ü hemen yüklemeye başlıyoruz. Belli ama bir değer referans aralığı vardır. 8'in altını hiç istemeyiz. 8'in aralığını kritik buluruz. 12'nin üstü benim için çok iyi. Ama omega 3 pahalı bir ölçüm. Bunun için ölçüm yapmaya falan da lüzum yok. Tekrar hatırlatayım. Bazı şeylerin eksikliği çok net ve açık. Bir, hepimiz omega 3 fakiriz. Nasıl anlarız? Fakiriz. Hiç anlamanıza lüzum yok. Çünkü bu yeni hayatın bize dayattığı gıdalarla bizim omega 3 rezervlerimizi korumamızın, kollamamızın, doldurmamızın imkanı yok. Çünkü yediğiniz ette omega 3 yok. Çünkü suni yetiştirilen hayvanlar. Evet, ot yemiyorlar. Yediğiniz yumurtada omega 3 yok. Çünkü tavuklar ot yemiyor, solucan yemiyor. Doğada gezen tavuk olmaktan çıktılar. Çıktı. Hatta yediğiniz balıklarda bile artık omega 3 yok. Onlar da yemle büyütülen. Aynı sizin kümesteki tavuklarınız gibi. Ne yapacağız peki? Nereden? Yeşillik yiyeceğiz. Olabildiği kadar çok fazla yeşillik yiyeceğiz. Ve olabildiği kadar çok bildiğimiz omega 3 zengini besinlere imkan açıcı. Cevizse cevizse mezotu, sizin semizotu, keten tohumu ise keten tohumu zaman ayıracağız. İki, B12. B12 ölçülebiliyor. Pahalı da değil. Ölçülebiliyor. Ben yaşlanmama dikkatli olmak istiyorum hocam diye herkes gidecek. Açlık, tokluk fark etmez. Bir B12 ölçülecek. Değer laboratuvar kağıtlarında yazdığı gibi öyle 250'nin üstü normaldir yok. Ben 250 gördüğüm anda ikilerim. Öyle. 700'dür iyi değer, 500'ün üstüdür kabul edilebilir değer. 1000'in altı 500'ün üstü, ortalaması 700-750 B12 için. B9 yani folik asit de ölçülebilir ve çok pahalı değil. Herkesin bir paket kötü alışkanlık olan bir sürü zararlı şeylere verdikleri o sigara, alkolü, sağlığa zararlı şeylere verdikleri parayı gitsinler folik asit ölçümüne, gitsinler B12 ölçümüne yatırsınlar. Folik asitinde onun altında olmaması, 20-10 aralığında kalması bana göre 15 ideal. Çünkü B12 ile folik asit ikisi özellikle beynin sadece miyelizasyonu için değil, beynin iletişim sisteminin doğru çalışabilmesi için de lazım. Evet. Dolayısıyla bunlar için benim söylediğim bir sözcük tam tanımlama var. Buyurun. B12 ve folik asit beynin iki sütü. Evet. Nasıl bir süt olmadan bir bebeği büyütemezseniz, koruyamazsanız beyni de büyütüp koruyup kollayamazsınız. Süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Buyurun. Son olarak eklemek istediğiniz neler vardır diye hemen yine sözü size bırakmak isterim. Yaş 70, iş bitmiş sözünün üstüne kocaman bir çarpı atın. Evet. İşin 70'ten sonra daha yeni başlayabileceğini de bir kenara dikkatle yazın. İnşallah bir sonraki programda daha çok konumuz var yaşlılıkla ilgili. Evet. Onları da tartışmaya açacağız. Uzun bir süreç. Bunu uzun uzun detaylandıracağız. Memnuniyet.